Nazar boncuğu şirk mi? Sual: Nazar boncuğu takmak caiz midir? Cevap: Evet caizdir. Sual: Erkek çocuklara da altın nazarlık takmak caiz midir? Cevap: Altını nazarlık olarak takmak caiz, süs olarak takmak caiz değildir. Maşallah yazılı altını Çocuğun yastığına veya beşiğine dikmek veya takmak çok iyi olur. Nazarlık olduğu için üstüne de takmak caizdir. Suay: Nazar boncuğu takmak şirk midir? Cevap: Nazar boncuğu takan herkese müşrik demek çok yanlıştır. Boncuğun yaratıcı bir kuvvete sahip olduğuna inanmak şirktir. Fakat hangi Müslüman bir boncuğun yaratıcı gücü olduğuna inanır? Hadis-i şerifte, temime ve tivele şirktir buyruluyor. Manasız şeyleri veya küfre sebep olan rukyeyi okumaya, efsun denir. Efsunu veya nazarı bizzat önlediğine inanılan nazarlık denilen şeyleri, üzerinde taşımaya temime denir. Şirinlik muskası denilen rukyelere, tivele denir. Rukye, okuyup üflemek, veya üzerinde taşımak demektir. Rukye, ayet-i kerime ve hadis-i şerifle bildirilen dualarla yapılırsa, buna taviz denir. Taviz caizdir. Hadis-i şerifte, ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Bidat ehli, ayetlerle yapılan ve taviz denilen rukyeleri taşımaya bile şirk diyorlar. Ellerinde bir şirk çamuru rastgele atıyorlar. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki: Nazar değmemek için tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymak caizdir. Bir kadın tarladaki mahsule nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca Resulullah Efendimiz "Tarlaya hayvan kafası as." buyurur. Bakan önce bunu görüp tarladaki mahsulu sonra görür. Reddü'l Muhtar'daki bu yazıdan nazardan korunmak için korkuluk, hayvan kafası, nazar boncuğu ve benzeri şeylerin temime olmayacağı, caiz olacağı pek açıktır. Nazarın gerçek olduğu ayet-i kerime ile sabittir. Hadis-i şerifte de nazar haktır buyuruldu. Nazar boncuğu hurafe mi? Sual. Nazar boncuğu takmak şirk olan bir hurafe midir? Cevap. Nazar boncuğu takmaya şirk diyenler ve onların tesiri altında kalan kimselerdir. Nazar boncuğu bizzat kendisi nazarı önlemez. Nazarı önleyen Allahü Teâlâ'dır. Bakan kimse önce bunları görünce gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara isabet eder. Böylece nazar boncuğunu takan kimse kötü nazarlardan korunmuş olur. İbn Abidin Hazretleri buyuruyor ki Temime boncuk demektir ki, Araplar onları çocuklarına takarlar, onlarla çocuklarından, iddialarına göre nazarı, kötü bakışları uzaklaştırırlardı. İslamiyet bunu kaldırmıştır. Onlar temimenin kendisinin deva ve şifa kaynağı olduğuna inanıyorlardı. Hatta bunları Allah'a ortak koştular. Çünkü onlar temimelerle kendileri hakkında yazılmış Kaderlerin değişip yok olmasını beklerlerdi. Allah'tan başkasından musibetin kaldırılmasını isterlerdi. Temime cahiliye devrinde boyna ve ellere asılan bir iptir. İddialarına göre bunu kendilerinden zararı uzaklaştırmak için yapıyorlardı. Bu yasaklanmıştır. Haniye kitabında ekili tarlalara karpuz tarlalarının içerisine korkuluk dikmekte beis yoktur denilmektedir. Bunları gözlerin yani kötü nazarın defi için yapıyorlar. Çünkü kötü nazar haktır. Mala, insana, hayvana isabet eder. Bir kadın tarladaki ürüne nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah Efendimiz, tarlaya hayvan kafası as buyurur. Kötü bakışlı kimse tarlaya baktığında, Önce bakışı o dikilen kuru kafaların üzerine düşer. Çünkü yüksekte olup ilk görünen odur. Ondan sonra bakışı tarlaya düşer ki artık bu zarar vermez. İbn Abidin Hazretleri caiz olmayan temimeyi bildirdikten sonra nazar değmemesi için tarlaya kemik, hayvan kafası koymak caiz olduğunu bildirmektedir. Bakan kimse önce bunu görüp tarlayı sonra görür. Mavi boncuk ve başka şeyleri bu niyetle taşımanın temime olmayacağı, caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır. Hayvan kafasıyla nazar boncuğu arasında fark yoktur. İkisi de nazarı önlemez. Fakat ilk bakınca nazar bunlara gelir. Sonra başka yere bakılsa da zararı olmaz. Bizzat hayvan kafası ve nazar boncuğu nazarı önler diye itikad etmek caiz olmaz. Bunlar nazarı önlemeye sebep oluyor. Bunu da bizzat Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor. Resulullah Efendimizin bu emrine şirk diyenler, şefaat ya Resulallah demeye de şirk diyorlar. Vehhabilerin veya onların etkisinde kalanların sözlerine itibar etmemelidir.